Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, 13 Haziran 2021 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim yazılı sınav sorularını ele alıyoruz. Birinci bölümde 25 adet soru çözeceğiz. Sınavlara girmiş arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum. İnşallah herkes kazanmıştır. Sorularımıza başlayalım yavaş yavaş hemen. Evet. Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim 13 Haziran 2021 yazılı sınav sorularını değerlendiriyoruz. Özel Güvenlik ayrıcalıklarından yararlamak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. Özel Güvenlik sorularını çözün. %100 geçin. Aynı zamanda Ehliyet SRC Instagram hesabından da takip edip başarınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Bundan böyle Instagram'da da özel güvenlik sorularını paylaşacağız. Evet arkadaşlar, bundan sonra sınavlara giren arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ve birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar, özel güvenlik kanunu sormuşlar. Bakın, kolay bir soru. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır? 5188, 2559, 6136, 5442, 7145. Tabii ki burada 5188 sayılı kanun özel güvenlik kanunudur. Cevabımız Adana seçeneğidir arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımız bu soruyu yapmıştır. İkinci sorumuz arkadaşlar, silah sorusu. Bakın, silah sorusu da özel güvenlik silahsız sınavlarda çıkabiliyor. Onun için silah sorularımızı da mutlaka değerlendirmeniz önemlidir. Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir? A 10 fişek, B 25 fişek, C 30 fişek, D 50 fişek, E silah başına kısıtlama bulunmamaktadır. 25 adet fişek alınmasına izin verilmektedir arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız. Üçüncü sorumuz, görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir? A. İl Özel Güvenlik Komisyonu, B. Vali, C. İçişleri Bakanlığı, D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, E. Sivil Kıyafetle görev yapmak için herhangi bir izne gerek yoktur. Tabii ki İl Özel Güvenlik Komisyonu izin verir arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir? 48 saat, 24 saat, 56 saat, 36 saat ve 60 saat olarak şıklarda verilmiş. En fazla 48 saat olabilir. Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz, görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir? A. Suçun devamına engel olmak, B. Suç delillerini muhafaza altına almak, C. Genel kolluğa bilgi vermek, D. Tutanak tanzim etmek, E. Tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek. Tabii ki burada arkadaşlar, tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek yetkili değildir. Edirne seçeneği. Altıncı sorumuz, özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir? A. İş kanunu, B. Polis vazife ve selahiyet kanunu, C. Ceza muhakemesi kanunu, D. Türk Ticaret Kanunu, E. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. Arkadaşlar burada da bakın, İş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlükleri hakkında hangi kanunla düzenlenmiştir? Tabii ki iş kanunu ile düzenlenmiştir. Bu soru arkadaşlar
daha önce atmış olduğum 92. temel eğitim örnek sınav sorularının içerisinde birebir aynısı var arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuz, temel eğitimde silah bilgisi ve atış dersi kapsamında kursiyer Ceyda'nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir? Evet, bakın yine silahla ilgili bir soru. A. 20 adet fişeğin en az 10 adedinin hedefe isabet etmesi. B. 30 adet fişeğin en az 15 adedin hedefe isabet etmesi. C. 10 adet fişeğin en az 5 adedinin hedefe isabet etmesi. D. 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi. E. Fişek sayısına bakılmaksızın en az 1 adedinin hedefe isabet etmesi. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekmektedir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. soru, silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir? Evet bakın yine silahlı bir soru. Arkadaşlar 10, 20, 40, 60, 65. Atış dersi 10 saattir arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneğidir. 9. sorumuz, özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3000 Türk lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı varlıkta iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Hükmü hangi kanunda yer almaktadır? Tabii ki burada bakın arkadaşlar yine 5188 sayılı kanundan bahsetmiş. Evet. Özel güvenlik kimlik kartı neyle belirlenir? 5188 sayılı kanunla belirlenmiş. Tabii ki Türk Ceza Kanunu 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, TC Anayasası, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu. Tabii burada 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükmüyle yer alır arkadaşlar. Evet, Bursa seçeneği doğru cevabımız. Bu soruda yine daha önceki atmış olduğum örnek sınav soruları içerisinde mevcuttur arkadaşlar. Evet, hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir? Evet. Yine aynı sorumuz bakın arkadaşlar. Örnek soruların içerisinde var. Arkadaşlarımız örnek sorulara bakmış olsaymış bakın 10 soruda 4 tanesi 5 tanesi aynı. Birebir aynısı. A. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90. maddesine göre yakalama. B. Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme. C. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. D. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. E. Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma. Tabi burada özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biri olmayanı sormuşlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma görevi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir. Cevabımız Edirne seçeneği. 11. sorumuz, özel güvenlik görevlisi Bahar çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır? A. Mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi geri aldığından bir şey yapmasına gerek yoktur. B. İvedilikle genel kolluğa bilgi verir. C. Alışveriş merkezi yönetimine haber vererek aldığı talimata göre hareket eder.
D. Yakalanan gencin kimlik bilgilerini alarak olayı soruşturmaya başlar. E. Mağazanın çevresine olay yeri girilmez bantlar çekerek olay yerinde inceleme yapar. Evet, burada da arkadaşlar ivedilikle genel kolla bilgi vermesi gerekiyor böyle bir durumda. Evet, Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen 12. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz? 4857 sayılı İş Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu. Evet, burada hangisi yer almaz? Özel güvenlik görevlerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar. Arkadaşlar burada Nüfus Hizmetleri Kanunu yer almaz. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 13. sorumuza bakalım. Amacı dışında faaliyet gösteren suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayıyla özel güvenlik faaliyetleri sonlandırır? A. Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı. B. Valilik veya Kaymakamlık. C. Ticaret Bakanlığı. D. İçişleri Bakanlığı. E. Milli Savunma Bakanlığı. Burada da İçişleri Bakanlığı faaliyetleri sonlandırır. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 14. soru. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzdaki yer almaktadır? Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, İmar Kanunu. Tabii ki burada da arkadaşlar İş Kanunu'nda yer alır. Ceyhan seçeneği. Evet. 15. sorumuz. Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz? A. Uçuş kapısına geçecek yolcuların kimliğini sormak. B. Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyasını emanete almak. C. Uçuş kapısına geçecek yolcuların üstlerini dedektörle arama. D. Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama. E. Uçuş kapısına geçecek yolcuların eşyalarını X-ray cihazından geçirme. Evet, burada 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre arkadaşlar tabii ki sorgulama özel güvenlik görevlerinin yetkisi arasında yoktur. Denizli seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 7B maddesindeki kimlik sorma yetkisi kapsamında görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir? A. Haberleşmenin gizliliğini ihlal. B. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali. C. Karşılıksız yaralanma. D. Haksız arama. E. Kişisel verilerin kaydedilmesi. Evet arkadaşlar, burada da kişisel verilerin kaydedilmesi soruşturması açılır. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevleri için hangisi söylenemez? A. Özel güvenlik görevleri 5188 sayılı kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. B. Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz. C. Özel güvenlik görevlileri lokal, dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. D. Özel güvenlik görevlileri özel görevli görev alanında özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir. C. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
Evet, burada da arkadaşlar özel güvenlik görevlileri, özel görev alanında özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir. Kesinlikle çalıştırılamaz. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir? Körlük veya gece körlüğü olmamak özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek. Nörolojik rahatsızlığı olmamak. C. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. D. Kişilik bozukluğu olmamak. E. Sigara bağımlılığı olmamak. Tabii ki sigara bağımlılığı olmamak sağlık şartlarından biri değildir. Edirne seçeneği. 19. soru, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz? Kişilerin korunması, bina ve tesislerin korunması, C. Trafiğin düzenlenmesi, D. Para ve değerli eşya nakilleri, E. Toplantı, konser, sahne gösterileri gibi etkinlikler. Arkadaşlar, özel güvenlik izninin konusu olamaz sorusu daha önceki atmış olduğum örnek sorular içerisinde de var. Trafiğin düzenlenmesi olamaz. 19. sorumuz Ceyhan seçeneği. 20. soru, özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? Özel güvenlik hizmetinin azami kaç kişiyle yürütüleceği, B. ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktarı, C. özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği, D. ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın niteliği, E. özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği. Burada da özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği yer almaz. Edirne seçeneği doğru cevap. 21. soru. Özel güvenlik görevlisi Ayhan bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalanmıştır. Ayhan hangi görevi yerine getirmiştir? Arkadaşlar, bu soruda daha önceki atmış olduğumuz soruların içerisinde var. Evet, bakın. Önleyici, adli, idari, özel kolluk görevi, yardım görevi tabii ki adli görevdir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır? Yapıştırıcı madde, kan, parmak izi, kovan, araç lastik izi. Evet, yapıştırıcı madde kimyasal bulgulardandır. Adana seçeneği doğru cevabımız. 23. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir? Suçları önlemek, aranan şahısları yakalamak. C. Mal ve can güvenliğini sağlamak. D. Korunan yerin güvenliğini sağlamak. E. Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek. Evet arkadaşlar, burada da özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemektir. Edirne seçeneği değildir. 24. soru, AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Olay yerinde bulunan suç delillerinin tamamını toplar. B. Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir. C. Suçu derhal soruşturmaya başlar. D. Cumhuriyet savcısı ile iletişime geçerek olayı aktarır. E. Yerde bulunan delilleri elleriyle yoklayarak niteliklerini kayıt altına alır. Evet, burada da olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar, derhal genel kolluğa bilgi verir olması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, ilk bölümün son sorusu arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar? A. Varsa olay yeri çevresindeki kalabalığa güven vermek ve sakinleştirmek. B. Heyecanlı ve panik yapmış olarak görünmemek. C. Rehine olayının
olduğu bölge ve çevresini kalabalıktan arındırmak, D. kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek, E. rehine alanların kontrolden çıkmalarına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak. Tabii ki burada da arkadaşlar Denizli seçeneği, kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek nedir? Kesinlikle yapmaması gereken bir eylemdir. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.